Şimdi geçelim tarihi anlara, tanıklık ettik bir kez daha Kaan'la ve terörle mücadeleyi konuşurken de özellikle bunu ifade etmekte fayda var. Geldi özelliklerinin yer aldığı Volde işte böyle. Türkiye'de kendi yerli ve milli imkanlarıyla beraber elbette ki terörle mücadele noktasında da büyük bir katkı sağlayacak mühimmatlarını üretmeye devam ediyor hızla. İlk uçuşunu, ilk göğsümüzü kabartan tarih 21 Şubat'tı. İkinci uçuşu da 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirdi Kaan. Güngör Bey başlayalım sizden, alalım böyle önüne hem Kaan'ın böyle neler hissettiğinizi de sorayım çünkü hakikaten çok tarihi anlar yaşadık. İlk adı açıklandığı zaman duyduğumuz o kıvancı, tabii, sevinci de biliyoruz, aynı zamanda bu özellikleri de göğsümüzü kabarttı. Yerli ve milli imkanlarla da üretilmiş olması ayrı bir önem taşıyor ve aslında KC'de de editörüm Hakan güzel de bir manşet paylaşmış. Soru bu. İkinci uçuşu kime, ne mesaj veriyor akıllardaki soruda? Şimdi bu iki deneme uçuşunun önemi şu. Dünyada yeni tip, yani bu tür uçakların deneme uçuşlarında başarı oranı çok düşük. Genelde ilk uçuşlarda sorun yaşanıyor ya da ikinci uçuşlarda. Kaan projesinde Türkiye iki tane başarılı uçuş, bu sefer 14 dakika alçak irtifa uçuşu gerçekleştirdi. Bir başarı, yani bu proje sağlam adımlarla ilerliyor. Diğer bu uçuşun yapması ve açık bir şekilde dünyaya da ilan edilmesi, Türkiye'nin işte uçak alımları, hem ABD'deki F-16, Almanya'yla da Eurofighter'lar konusunda yaşanan bir sıkıntılı süreçte mesaj. Biz diyor kendi uçağımızı yapıyoruz ve uçmaya devam ediyor. Asıl burada şimdi Kaan şu pozisyona geldi. İnsanlı ya da insansız Türkiye'nin yürüttüğü projelerde, uçak projeleri açısından anlatıyorum, adeta işin finali ve zirvesi oldu. Onun için Kaan'ın ilerlemesi işte 2028-2030 tarihlerini olarak, periyodik olarak bir envantere gireceği günü tabii de bekliyoruz. Bu hızlanabilir, bir ay aksayabilir, bir yıl öne çekilebilir. Bu teknik ekibin ve sürecin işleyişiyle alakalı. Ama bunu yürütebilmek, yani takvimin uygun bir şekilde yürütebilmek bizim savunma sanayinde ulaştığımız bir yeteneğin durumu. Bir de şu var, psikoloji çok önemlidir. Şimdi caydırıcılık. Caydırıcılık hem ülke savunmasında, havada, karada, denizde isim bir sürü binlerce insan görev yapıyor. Görev yapıyor. Böyle zamanlarda Kaan projesi, diğer projeleri göstermek, cephe attı diyelim ya da mücadele verildiğimiz yerlerdeki personelin morali için çok önemlidir. Morali, çünkü ciddi bir dezenformasyon var, ciddi bir algı var. Bakın Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımız en son verdiği röportajda çok değerli bir şey söyledi. Dedi ki bize şöyle bir yorum yapılıyor. Yunanistan'a F-35 veriliyor, Türkiye'ye verilmiyor. Türkiye'nin işte hava kuvvetleri ya da savunma sanayinde Yunanistan'ın arkasında kaldı. Bu dedi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret olarak kabul ederim. Yani dünyanın en sayılı ordularından biri olması sözünü bir kenara bırakın. Dünyaya askerlik sanatını öğreten bir milletten söz ediyorum. Altını çizerek söylüyorum. Dünyaya askerlik sanatını öğreten bir milletten söz ediyoruz. Bakın bugün orduda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı var değil mi? Değil mi? Bu nereden gelir? Askeri tarihçilerin alanına girmeden Büyük Türk Komutanı Metehan askerlerini onlu, yüzlü ve binli sistemlere göre koyar. Onlar yüzü tamamlar, yüzler bini tamamlar. Binlerin başına da bir tuğ diker. Bugün tuğ general, bakın. Tuğ general. Yani dünyaya ordu nizamını öğreten bir milletten söz ediyoruz. Biliyorsunuz hani ismi de Kaan'ın, isim babası da MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli. Sayın Erdoğan yeni milli muharip uçuşağı bir isim için Devlet Bey'den rica ediyor. Devlet Bey de direkt Kaan. Kaan hanların hanı demek. Yani hanlar vardır Türk medeniyet tarihinde. Oldukça onların önemli. Başındaki... Bir de tüm yerli ve milli mühimmatları tabii, verilen adlar da ayrı, bakın, ayrı kıymetli. Yani. Şimdi Baykar firmasının geliştirmeye çalıştığı uçağın adı ne? Kızıl Elma. Konuştuğumuz uçağın adı ne? Savaş uçakları bunlar. Biri insanlı, birisi Kaan. Belki bunlar bazıları isim olarak takılabilir ama moral ve motivasyon ve ülkelerin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından söylüyorum, oluşturduğu sinerjisinden çok önemli. Az önce Levent Hocam Ermenistan'ın elindeki S-300'lerden söz etti. S-300'leri ve diğer havalama sistemlerini Karabağ'ı işgal eden Ermeniler neden kullanamadı biliyor musunuz? Bayraktar siyah, Azerbaycan'da kadıyla söylüyor, İtkovan. Çok sevdim bu ismi. İtkovan. Onları yerle bir etti. Ateşleyemedi. Hareket ettiremediler. Sizin elinizde bir güç varsa bir şey var. Bu Türk savunma, Kaan'ı şöyle tanımlıyorum. Türk savunma sanayindeki moral eşiği.
Kaan'ın teknik özelliklerini asker uzmanları anlatıyor. İşte burada da yer. Bunun ötesinde Türkiye'nin gelecek döneminde yapabileceklerinin sinyali. Bu sıradan bir şey değil. Beşinci nesil çok ilginç bir şey. Biz ABD'den ya da envanterimiz F-16'larla işte ikinci ya da üçüncü, dördüncü nesil teknik tanımını bilmem. Alt model diyelim izleyicilerimiz. Alt model silahları alırken bizim fabrikalarımız, bizim teknik, Türkiye'nin bilimsel aklı savunma sanayinde geleceğin uçaklarını yapıyor. Bunlar gelecek yüzyılın uçakları. Biz zamanın ruhunu yakaladık. Bunun Kaan üzerinde söyleyeyim. Bunu bir milli takım ruhuyla bakmak lazım. Ben çok üzülmüştüm. Benim oğlumun adı da Kaan. Onu da açıkça söyleyeyim. Şöyle bir şey. Bu işte teneke dediler, protif dediler. Bunda KJ'sinde yani kimliğinde önemli olan, o kimliği de demek dolduramıyorlar insanlar dedi. Bir, siz biliyor musunuz Kaan'ın ne olduğunu? Bilgi sahibi misiniz? İki, Türkiye bir savunma sanayi stratejisi oluşturmuş. Siz bunun hakkında durmadan, iş siyasette de malzeme olduğu için durmadan sallıyorsunuz. Alın işte ikinci defa uçtu. O zaman sözünüzü yedirirler size. Bakın ağır bir laf belki, yedirirler. Kaan'ı uçururlar, yedirirler size. Buna ihtiyacımız var. Bakın dünyada Gazze'deki, Ukrayna'daki bölgesel güvenlik riskleri taşlar yerinden oynadı. Ve biz bu ateş çemberinin orta, bu klasik laf değil, ortasındayız. Bu topraklarda, bu jeopolitiğin bir gerçeği vardır. Bütün tarihçiler de buna katılır. Tarihi tek tek okuyalım. Burada hangi medeniyetler ayakta durdu biliyor musunuz? Güçlü bir ordusu olan ve devlet yapısı olan. Onun dışında hiçbir medeniyetin bugün adı bile yok. Siz bu topraklarda var olmak istiyorsanız çok güçlü bir ordunuz olacak. Yani Türkiye'nin adını adam böyle biraz bir düşünecek. Değil bakın mi? Putin'in çok önemli bir sözü vardır. Bir tuzak soru soruyorlar bu 15 Temmuz arifesinden. Putin diyor ki ben diyor Türkiye ile ilgili şu tek bir şey veriyorum. Türk ordusu vatanını korur diyor. Koruyacak güce sahiptir diyor. Yani son cümlem askeriyede çok kullanan bize dosta güven, düşmana korku salan bir süreçten geçiyoruz. Peki. Hı. İlyas Hocam sizi de buraya rica edelim bir kez daha. Bir tane daha volümümüz var. Onda hem Eurofighter'ın hem F-16'nın yer aldığı Kaan'la birlikte. Onu da ekip arkadaşlarımdan rica edeyim. Ekrana gelsin siz Kaan'la ilgili değerlendirmeler yaparken. Hem duygu düşüncelerinizi alalım. Hakikaten yani hepimize çok büyük, her şeyin ötesinde göğsümüzü kabartan bir gelişme. Yani ikinci defa uçuyor oluşu, bize yaşattığı o hissiyat, işte hem sahada hem diplomasideki o gücü elbette ki söyleyecekleriniz vardır üzerine. Buyurun lütfen, uzatmadan bırakayım sözü size. Şimdi biraz evvel Levent Hocam çok güzel söyledi. Dedi ki S-400 şöyle önemli falan filan ama hiçbir silah sizin yerli ve milli olarak ürettiğiniz silahın yerini tutmaz. Şimdi Türkiye savunma sanayinde son 10-15 yılda, 20 yılda çok önemli mesafeler aldı. Füze sanayimiz de gelişiyor. İnşallah bir gün S-400'leri de aşan füzeleri üreteceğiz, oraya doğru gidiyoruz. Ama bu bir süreç. Hani gerçekçi olmak lazım, realist olmak lazım, romantik olmamak lazım. Bir süreç bu. Bu süreçlerden bir tanesi bizim hava kuvvetlerindeki, hava sanayindeki gelişmelerimiz. Şimdi önce şu segmenti bir görmemiz lazım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz... Hocam lütfen arkanızı dönmeyin, sizi görelim. Şimdi şurada bizim görmüş olduğumuz uçak F-35. F-35. Bunun atası... Rahatlıkla görünüyor ekran. F-35'in atası F-22 Raptor. Şimdi bununla beraber dünyada yepyeni bir jenerasyon, 5. nesil bir jenerasyon başladı. Bu jenerasyonla birlikte bunun biraz daha gelişince F-35 modeli ortaya çıktı. Bu 35 modelle de biz Türkiye olarak ortaktık. Ve 9 milyar dolara kadar varacak bir yatırım, yani Türkiye bunun parçalarını yapacaktı. Bir yandan parçalarından para kazanacaktık, bir yandan da üretim ortağı olarak bu projeye girdik. Fakat daha sonra şimdi geldi Amerika, daha rahat bir şekilde üzerinden değerlendirdik. Daha sonra F-35 ve Kaan'ın bu pardon. Aslında bu çok güzel oldu. Tamam benim için de. Şimdi F-35'in biz projesine girdikten sonra gelişmeler oldu ve gelişmelerle biz S-400 almak zorunda kalınca Amerika Birleşik Devletleri biz S-400 füzesi aldığımız için bizi kendi kafasınca cezalandırdı ve F-35 projesinden çıkardı. Şimdi şöyle bir şey vardır ya, hani kötü kiracı kişiyi ev sahibi yaparmış diye. Şimdi biz de ne yaptık? Bir projemiz zaten vardı. Bunu uzun zamana yayarak geliştirmeye çalışıyorduk. Bunun üzerine Türkiye bu Kaan projesinin hızlanmasına ve bir an evvel aktive edilmesine doğru üzerine doğru eğildi. Tabii mühendislerimiz, buna emeği geçen tüm çalışanlar da ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve
gerçekten tahminimizden daha hızlı bir gelişme oldu. Evet. Şimdi Kaan geçen birinci uçuşunu yapmıştı. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu yaptı. 6 Mayıs'ta. Birinci uçuşta aslında uçuş görüntüleri vardı. Orada görülecektir ki birinci uçuşta 10 derecelik bir kalkışla ve landing gear yani iniş takımlarını kapatmadan bir seyir uçuşu yaptı. Ve çok dengeli ve yine düşük bir şeyde açıyla iniş yaptı. Fakat bu ikinci uçuşta benim dikkatimi çekti. Burada 20 derecelik bir açıyla kalkış yaptı. Yine iniş takımlarını kesinlikle toplamadan ve daha geniş bir seyirle ve biraz daha yüksek hızda iniş yaptı. Şimdi bunlar bu gibi testler mesela Bayraktar TB2'de uçuş öncesi 54 ana test uçuşu yapılmış. 400'den fazla test uçuşu yapılmış. Yani şimdi bu bizim görmüş olduğumuz ana uçuşlar. Bunların haricinde uçuşlar yapılacak daha ve 300-400 civarında uçuş yapıldıktan sonra uçağın tüm klasmanları tek tek kontrol edildikten sonra uçak artık seri üretime hazır uygun hale gelecek. Şimdi mesela bu Kaan-1 projesi, şimdi de Kaan-2 geliyor şimdi 2024'ün sonuna doğru. Kaan-2 ile beraber bu şeyde klasmanda biraz daha hızlanmış olacağız. Şimdi F-35 aslında Kaan evet yeni. Şunu kabul etmemiz lazım. Hani dedim ya romantik davranmaya gerek yok. Bu Kaan'ın uçuşlarının tamamlanması ve belli bir noktaya gelmesi zaman alacak. Ama biz bunu başardığımızda biz F-35 denge bir uçak ortaya çıkarmış olacağız. Şimdi bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve acele etmeden yani acele ederek ama uluslararası prosedürleri aşmadan, atlamadan bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Şimdi Kaan'ın özelliklerine baktığımız zaman mesela uzunluk uçak bu savaş uçaklarında özellikle çok amaçlı savaş uçaklarında kanat açıklığının çok büyük olması doğru bir şey değil. Çünkü kanat açıklığı değil bunlar delta kanat bu uçaklar. Kanat açıklığı optimum olması gerekiyor. O yüzden uzunluk bu 21 metre bu 15 metre bu birbirine avantaj dezavantaj üretmez. Fakat Kaan'ın biraz daha kısaltılması planlanıyor. Yani bu uzunluk şu an için 21 metre bu daha sonra 19-18 metrelere çekilmesi gerekiyor yani zaten. F-35 ile ekranda net görünüyor sanırım kıyasladığımız zaman evet. 15,7 metre uzunluğa sahip Kaan'sa 21 daha da kısaltılacak uçağın diyorsunuz. Uçağın boyunu bir, yani 50 santim kısalttığınızda bile ne fark ediyor? Pilot kopiti içerisindeki tüm aletlerin yani bizim aviyonik dediğimiz tüm elektronik aksamın yeri, konumu, pozisyonu değişiyor. O yüzden her birisi tek tek denenerek her bir yenilik üzerine tüm dizayna yapılıp sonra tekrar test uçuşları yapılıp o test uçuşlarının yani uçağın aerodinamiğinde uçuş dengesinde bir bozulmaya sebep olup olmadığının test edilmesi gerekiyor. En başta söylediniz ya hakikaten romantik olmayalım bu çok evet. Meşakkatli çok uzun evet. Bir yol diye. Onun için hani tabii ki uzun olacak. Zor. Şöyle bir şey vardır. Ya işte bizim yaptığımız uçak F-35 nerede, bizim uçağımız nerede? E tabii ki her yaptığınız, ilk defa yaptığınız bir şeyi önce bir emekleme, çocuk gibidir. Yani önce emekleme seviyesinden geçer, sonra yürür, sonra koşar, sonra bir gün bir sporcu olur ve tramplenden paranda atmaya başlar. Bunlar hepsi bir süreçtir, tedriciliktir. O yüzden evet bugün Kaan'la F-35'i yan yana koyamayız. Ama bu süreç bu şekilde devam ettiğinde ve Türkiye Kaan projesini tamamladığında artık bizim de F-35 gibi, F-22 Raptor gibi veya Eurofighter gibi bir uçağımızın olması anlamına geliyor ki bu Türkiye'nin savunması açısından son derece stratejik bir olay. Yine burada bakarsak kanat açıklığı 14 metre ve 10 metre görüyorsunuz. Yani dedim ya savaş uçakları, bu savaş uçaklarında delta kanattır bunlar. Delta kanatlarda kanat açıklığının çok geniş olması sıkıntıdır. Burada da yine kanat açıklığını biraz daha düşürmeye çalışacaklar. Yükseklik o kadar önemli değil. Hıza baktığınız zaman 1.8 Mach. Yani 1 Mach 1225 kilometre. Aşağı yukarı 2400-2500 kilometre hız yapıyor demektir. Burada da baktığımız zaman aşağı yukarı azami hızı 1.6 Mach civarında. Yani burada biz şeyi yakalamış durumdayız. Menziline baktığımız zaman menziller aşağı yukarı birbirine yakın. Yani diğer özelliklerinde de aşağı yukarı. Yani biz şu anda F-35'i genel aksamı itibariyle yakalamış görünüyoruz. Boyunun biraz daha kısaltılması lazım ki göreceksiniz. Bir dahaki serilerde daha boyu kısa, kanat açıklığı biraz daha içeri doğru kapatılmış ve aviyonik şeyi, aviyonik kısmı genişletilmiş bir projeyle karşımıza çıkacaklar diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum toparlamak için. Yerli ve milli
özellikle savunma sanayinde çok önemli. Bakın, Kuzey Kore'nin yiyecek ekmeği yok. Füze yatırımına, uçak yatırımına para ayırıyor. Çin bugün halkı 1 milyar 300 milyon nüfusu var. Halkının 1 milyar hala pirinç ekiyor, pirinçle karnını doyuruyor. Evet, dünyanın en önemli ekonomilerinden bir tanesi ama askeri sanayiye, silah sanayine önem veriyor. Rusya bakın, Rusya öyle ekonomisi çok harikulade bir şey değil. Halkı çok böyle ekonomik olarak refah içinde yaşayan bir halk değil Rus halkı. Ama Rusya gelirinin çok önemli bir kısmını savunma sanayine ayırıyor. Avrupa ülkelerinde de yine böyledir yani. Almanya ayrı bütçe ayırır, Fransa ayrı bütçe ayırır. Hatta birçok projede Almanya-Fransa ortak projeleri vardır. O yüzden dünyadaki büyük devletlere baktığınızda hepsinin ortak özelliği milli savunmasına, yerli savunmasına elbette zaman ve para ayırmasıdır. Bu anlamda F-35'i, Kaan'ı, TB2 ki mesela buradan şimdi konumuz değil ama TB2 harikalar yaratıyor dünyada şu anda. Dünyanın birçok ülkesine satılıyor ve birçok yerde kullanılıyor ve inanılmaz başarılı operasyonlar yapıyor. Mesela biraz evvel Levent Hocam söyledi, dedi ki Ermenistan'da S-300'ler vardı, hiçbir işlerine yaramadı. Sebebi TB2'ler. Çünkü bizim milli savunma sanayimizin geliştirmiş olduğu radar köreltme sistemleriyle biz S-300'lerin radarlarını körelttik ve angajman kabiliyetlerini yok ettik. Bunu yaptıktan sonra SİHA'larla bunların radar sistemlerini ve füzelerini vurduk. Dolayısıyla kımıldayamadılar bile. Yani S-300'ler kötü olduğu için değil, bizim teknolojimiz daha üstün olduğu için kımıldayamadılar. Hani bunu ayırmamız gerekiyor. Bu bağlamda yerli ve milli savunma sanayi adına, hatta sadece yerli ve milli savunma sanayi değil, yerli ve milli teknoloji adına, bilim adına elbette kim ne yapıyorsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunu günlük politikaya, yerel politikaya karıştırmamak gerekiyor. Günlük siyasete alet etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu bizim milli meselemizdir. Bunu yapanların arkasında hem takdir etmek, teşekkür etmek, hem de yapan insanların, yapan mühendislerimizin, aklın, beynin, sermayenin de arkasında durmak gerekiyor. Çok teşekkürler, teşekkür kıymetli hocam. Sağ olun. Bu vurgular ayrı ayrı büyük önem taşıyor. Keza Güngör Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi. Ya tabii ki bunu günlük siyasete konu etmemek gerekiyor. Gündem maddesi haline getirmemek gerekiyor. Çünkü dünyanın dört bir yanında hiç beklenmedik coğrafyalarda işte az önce dikkat çektiniz. Bir de Kaan'ın motoru hatırlatmak hocam, o sözünü kesmedim. Yapılıyor, bu çok önemli. Şu anda benim bildiğim kadar F-16 motoruyla uçuyor. Yani teknik bilgileri yanlış vermek istemiyorum. Projenin gelişme evresinde Eskişehir'deki bir motor, savaş uçağı motoru yapılacağız. Bu da dünyada yapabilen ender ülkelerden. Yani üzerindeki mühimmatlar artık tamamen yerli. Türkiye roketinden füzesine kadar. Diğer bir özelliği de Kaan'ın... Son cümleyi alayım Levent Hocam. Kaan'ın istisnai bir durumu, filo şeklinde bir filoyu yönetecek. Yani SİHA'ları ya da diğer savaş uçaklarının amiral gemisi olacak. Amiral uçağı olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum Güngör Bey. Levent Hocam, katkılarınız Kaan özelinde başka neler olur? Siz çok önemli bir pas atmıştınız. Oradan devam ettik. Biz önünde teknik özelliklerinden de bahsettik ama diplomaside de büyük bir caydırıcılık unsuru haline gelecek, öyle değil mi? Öyle. Maalesef bu coğrafya, yani Norveç'le İzlanda, İsveç'le Danimarka arasındaki gibi bir müzakere sürecinin olmadığı, yürümediği bir coğrafya. Biz bu hamleyi aslında Savunma Sanayi İcra Komitesi 15 Aralık 2010'da yaptı. Yani Kaan 14-15 yıllık bir çabanın ürünü olarak bu noktaya geldi. Çok farklı ülkelerle temaslarımız oldu. Önce İsveç'te bu konu konuşuldu. Acaba Saab'la beraber böyle bir hadise yapılabilir mi? Daha sonra vazgeçildi ve 2014'te net bir karar alındı. Yerli olsun, milli olsun, bütün donanımları itibariyle kimseye muhtaç kalmadığımız bir 5. nesil savaş uçağını biz üretelim. Çünkü biliyoruz ki o bir üst ligde eğer oynamak istiyorsanız, bu coğrafyanın kaotik ortamından sıyrılıp ithalatınızla ihracatınız dengeli şekilde gitsin istiyorsanız kendi arabanızı üreteceksiniz. İhracat fazlası vermek istiyorsanız kendi envanterinizde, bu beyaz eşyasından tarım ürünlerine kadar, hayvancılıktan savunma sanayine kadar var olan alanda ithalatınızın çok daha üstünde ihracat yapma kabiliyetine sahip olacaksınız. Ve biz savunma sanayi bağlamında çok uzun yıllar sonra ilk defa bu başarıyı elde ettik. Şu anda dünyada savunma sanayi alanında en çok ihracat yapan 10 devletten bir tanesi olma kabiliyetine eriştik. Şimdi kim bunlar diye bakıyorsunuz?
dünyada güvenlik konseyinin, değil mi, güvenliği sağlamakla görevli olan güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi dünyanın en çok silah satan 5 üyesi. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Şimdi barıştan mesul olan bu 5 devlet eğer savaş sanayinde onlar için, bizim için savunma sanayinde en önemli pozisyondaysa, demek ki bu coğrafyada söz söylemeniz, diplomasi masalarını kurmanız, ara buluculuk faaliyetlerini yürütmeniz, garantör devlet iddiası ortaya koymanız, Karadeniz'deki o kara deliği ortadan kaldırmanız, enerji nakil hatlarının güvenliğini ben sağlıyorum demeniz, egemenliği belirsiz olan Doğu Ege bölgesindeki bazı adalarda sahaya inmek zorunda kaldığınız durumda diyeceksiniz ki evet, icabında silahımızın süngüsü ya da namlusunun gölgesi o diplomasi masasında düşecek. Öyle. O kağıdı kalemi karşı taraf tuttuğu zaman bilecek ki evet, Türkiye güçlü bir devlet ve bizim Türkiye ile baş etme ihtimalimiz kendi başımıza mümkün değil. Peki, İşte o bakımdan yerli ve milli savunma sanayinin önemi bence önümüzdeki yıllarda çok daha net şekilde anlaşılacak diye düşünüyorum.